10 ton sınıfı genel maksat helikopteri projesi. Helikopter 20 artı kişilik personel kapasitesine, 160 not ve 1000 kilometre feri menziline sahip olacak şekilde tasarlanacak olup, gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. Projede arama kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Helikopter geniş kabinli, katlanabilir iniş takımlarına sahip olacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır. Akıncı silahlı insansız hava aracı. Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen insansız hava aracı sistemlerinde önemli adımlar atan Türkiye, Ankara'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Baykar makine tarafından tasarlanan ve çift motorlu SİHA'da TEİ imalatı PD-170 motorlarına sahip olacak sistem, 5 palli ile motorun ürettiği gücü daha verimli kullanacak. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SATCOM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek. Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen Kets sistemi, hedefin takip edilebilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak akıncı, 2 adet Rokesan MAML, 2 adet 500'er librelik MK82, Rokesan Teber üretimi veya 2 adet MK82, TÜBİTAK SAGE KGK kitli Bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık fayda yüküyle uçabilecek. Yeni SİHA sisteminin testlerine 2020'de başlanacak. Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021'de yapılması öngörülüyor. Altay Tankı Altay, teknik açıdan oldukça donanımlı milli tank olarak tarihi geçecek şekilde geliştirilmektedir. Motorunda yerli yapım kullanılan Altay tankı, 1500 beygir gücünde olan motor dizel sistemle çalışmakta ve 70 km hızla hareket edebilmekte ve 500 km menzil sağlamaktadır. Altay tankının zırhı ise tank savar hüzeler üreten Roketsan firması tarafından geliştirilen ve kompozitin ana malzeme olarak kullanıldığı içeriği gizlenen özel bir zırhla sağlanmaktadır. 4 kişilik mürettebatın bulunacağı tankın bilgisayar sistemi ise ASELSAN tarafından üretilmektedir. Tankın, elektromanyetik silahlarla elektronik sistemlerin sekteye uğramasını engelleyecek teknoloji de tankta kullanılmıştır. Keskin manevra yeteneğine sahip olan tankın, muharebe ağırlığının ise 65 ton olacağı düşünülmektedir. ASELSAN AKKOR Ülkemizde ise Aselsan öncülüğünde projelendirilen ve geliştirilen Akkor aktif koruma sistemi, tanka gelecek mühimmatı tankla fiziksel olarak etkileşime girmeden havada imha ederek tehlikeyi bertaraf etmesi amaçlanmaktadır. Tanka gelen mühimmat tank üstündeki fiziksel imha radarı tarafından algılanır ve tank içindeki mürettebat uyarılır. Daha sonra atıcı lansırlar hızlı bir şekilde Akkor mühimmatını ateşlenmesini sağlar. Aselsan mühendislerinin beyanlarına göre tanka 15-20 metre mesafede iki mühimmat karşılaşıyor. Akkor mühimmatının uç tarafındaki tapa radar görevi görüp düşman mühimmatının gelme açısı, hızı ve mesafesini hesaplayarak Akkor mühimmatı en uygun zamanda kendisini patlatarak düşman mühimmatının da patlamasına sebep oluyor ve tanka ulaşmadan mermi imha ediliyor. TCG Anadolu. Çok amaçlı amfibi savaş makinesi, 4 adet LCM çıkarma gemisi, 2 adet LCVP çıkarma aracı, 2 adet RHIB botu, 13 Altay tankı, 27 zırhlı amfibi hücum aracı Zaha, 6 zırhlı personel taşıyıcı ZPT, 48 muhtelif araç, amfibi deniz piyade taburu da yer alabilecek. Ayrıca geminin içerisinde hastane, tam teşekküllü 2 ameliyathane yoğun bakım üniteleri, yanık ünitesi, 32 yatak kapasiteli tıbbi alanlar, diş tedavi odası, karantina ve enfeksiyon odaları da yer alacak. İnşası devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG L-400 Anadolu tamamlandığında 12 F-35 savaş uçağı, 4 adet atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Şahavuk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak. Atak 2. Atak 1'den çıkarılan dersler sonucu SSM ve kara kuvvetlerimiz ordumuzun yıllardır süren modern taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak için ikinci atak projesini başlattı. Teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde tamamen milli ve yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacaktır. T-129 atak helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde tamamen milli ve yerli imkanlar ve kabiliyetlerle tasarlanacak Atak 2 taarruz helikopteri projesine başlanmıştır. Bu doğrultuda T-625 genel maksat helikopteri projesi kapsamında da geliştirilen alt sistemlerinde de kullanılacak olması beraberinde artırılacak faydalı yük modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacaktır. Milli Muharip Uçak Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek Yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır. Milli Muharip Uçağı'nın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde yer alması öngörülmektedir. Ana sözleşme SSM ile 5 Ağustos 2016 tarihi ile imzalanmış olup, başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere Proje kapsamında görev olan tüm paydaşlarla birlikte heyecanla çalışmalar artırılarak sürdürülmektedir. TUSAŞ ve Birleşik Arap Emirlikleri Systems yani İngiltere kökenli bir firma arasında milli muharip uçak geliştirilmesine yönelik ana ilkeler sözleşmesi 28 Ocak 2017 tarihinde anlaşma tutanağı 10 Mayıs 2017'de imzalanmıştır. TUSAŞ ve Birleşik Arap Emirlikleri Systems arasındaki işbirliği anlaşması, 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. TF-2000 Fırkateyn. TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip edip 3 boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi bulunacak. Erken uyarı ve istihbarat için Smart L3D hedef tespit radarı ve Aselsan, Meteksan ve TÜBİTAK'ın üzerinde ortaklaşa çalıştığı çok maksatlı faz dizinli radar yani çafrat bulunacaktır. ÇAFRAT'ın menzilinin 450 kilometreden fazla olması öngörülüyor. ÇAFRAT'ın bitişinden itibaren gemi tasarımı son halini alacak. Milgem konseptinin devamı niteliğinde olan TF-2000 projesi, deniz kuvvetlerimizin bölge hava savunma harbi görevini etkin olarak yerine getirmesinin yanı sıra, kuvvetimizi yeni nesil hava savunma harbi ve muhrip virkadenleri dünyasına taşıyacaktır. TF-2000 bir hava savunma harbi fırkateyni. Öncelikle amacı bağlı bulunduğu deniz görev grubu veya bir bölgenin hava savunmasını üstlenmek. Bora Kağan Füzesi Roketsan tarafından geliştirilen Kağan Füzesi, 610 mm çaplı Bora Füzesi'nin ihraç versiyonudur. Yüksek öncelikli hedefler üzerinde 470 kg harp başlığıyla yoğun ve etkili ateş gücü sağlamaktadır. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyri sefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Bu maksatla içinde silah yönetim sistemine entegre, seyri sefer sistemi ve otomatik tevcih sistemini de barındırıyor. Silah sistemi bir atış görevinin icrası için hazırlık, görevlendirme, planlama, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyir sefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Kaan füzesi yalıtımlı pod içine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu şeklinde depolanabiliyor ve taşınabiliyor kan silah sistemi, sahip olduğu tam otomatik seyri sefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere sadece 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor. Ülkemizin ilk uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyan kan testleri Karadeniz'de yapılmıştır. Reis sınıfı denizaltı Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak denizcilik literatüründe dev bir canavar olarak tanımlanan 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Hidrojen yakıt teknolojisiyle çalışacak reis sınıfı yeni tip denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında yüksek yerli katkılı 214 sınıfı altın modern denizaltı Türk donanmasının envanterine katılacak. Aselsan, Havelsan, Milsoft, STMAŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, Meteksan Savunma, IDS, AESAŞ'ın projeye katacakları milli sistemler sayesinde Türkiye'nin yeni denizaltısı azami yerlilikte üretilmiş olacak. Denizaltıların çeşitli sistem ve donanımlarını üretecek bu firmaların yanı sıra yerli birçok firmadan da ürün tedarik edilecek. Milgen projesi başladığında tersanelerinde de %7 milli katkıyla çalışırken bugün bu oranı %70'e ulaştıran Türkiye, yurtdışı projelerde de bu tecrübeleriyle önemli bir tedarik ülkesi haline gelmiş durumda. Bu projede alt yüklenici olan STM Endonezya'nın denizaltı ihtiyacının karşılanacağı projede ise Alman TKMS ile birlikte gireceği halede ana yüklenici olarak görev üstleniyor. Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet Projesi Tayyip tarafından 14 Ağustos 2017 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'nin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Projesi başlatılmıştır. Projede geliştirilecek uçağın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan D-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonuyla da F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedeflenmektedir. Hürjet uçağının ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Projedeki temel hedefler şunlardır. Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel, fonksiyonel ve performans gereksinimlerinin karşılanması amacıyla mevcut teknolojilerin kullanımıyla maliyet etkin bir sistem çözümü geliştirmek. Türk Hava Kuvvetleri tarafından hali hazırda kullanılmakta olan 70 uçaklık T-38 filosunun yerini almak. Hürjet 1.2 mak maksimum hız ve 45.000 fit Maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. İmzalanan ana sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının geliştirilmesi, mühendislik, teknoloji ve test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılmasını amaçlamaktadır. Ön tasarım aşaması sonundaysa projenin takip eden dönem ve aşamalar için kesintisiz bir geçiş öngörülmektedir. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu, bakım ve idame bilgisini ve tecrübesini artırmaya yönelik tüm milli imkanlardan yararlanma yönünde azami gayret gösterecektir.